Herkese merhaba. Kayıp Gezginler kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Şu an biz Lüksemburg'dayız. Dün akşam geldik aslında. Hava çok karanlık olduğu için de bir dinlenelim. Sonrasında şehre ilk önce giriş yapalım dedik. O yüzden şu an Lüksemburg City'deyiz. Aynen. Normalde daha küçük bir şehirde kalıyoruz. Sophie'nin annesinin evinde Differdange'da kalıyoruz. Bu sabah Lüksemburg şehrine geldik. Bir yandan... Çok şaşırtıcı aslında çünkü Lüksemburg hani ülke aynı zamanda şehir, aynı zamanda birçok yanında küçük küçük şehirler de var. Evet. Lüksemburg şehrinin etrafında. Biz de onların birinde kalıyoruz. Şu an ama ana şehre geldik. Merkezdeyiz yani. Aynen öyle. Normalde buraya trenle gelecektik. Aslında Lüksemburg'da bütün toplu taşıma araçları bedavaymış. Trenler de dahil olmak üzere. Gerçekten çok enteresan. Otoparklar da bedava çoğu hafta sonları yani. Dünyanın en zengin ülkesi olarak görülen Lüksemburg'da bu kadar hani ücretsiz toplu taşımanın olması veya otoparkların olması da şaşırtıcı gelebilir ama gelmiyor da bilemedik yani. Bizim kafamız biraz karıştı. Portekizce şarkı duymuşken de söyleyelim. Bizim de yeni öğrendiğimiz bir bilgi. Lüksemburg popülasyonunun %20'si Portekizliymiş. No, yours is fine. We will make a fit. Let's make it happen. No, I don't think it's here. No. Mission bread, not complete. Not complete. Okay, bread is dry, so we can put it here. Can you give me a fact about the palace? I don't know. I'm not from here. Do they live here, the no, royal family? No, they are sometimes here, and then the flag is out, which is not right now. They always are on the balcony and just waving. Waving their people. A year? That's when the royal family is on holiday. It is, we have been there. Family, it's a grand duke. Yes, but also, I think it's open, like, much, much longer. Just a very small period. And the palace is full of Russian... Really? No, obviously not. Russian words. Like presents, like all types of presents. Anlaşılan heykele nereden baksanız bakın. Gözleri sizi takip ediyormuş. Biz de denedik. Ediyor. Denendi ve onaylandı. Tested and we confirmed. Approved. They are not lying. To stay how we are. What we are. What we are. Who we are. Who we are. Nazi işgali sırasında bunu yazmışlar. Hani biz kendimiz neysek o kalmak istiyoruz diye. Şehrin önemli binalarından birinin üzerinde balkonda yazan yazı. Wir wollen bleiben, was wir sind. Hiç böyle bir hava beklemiyorduk. Hollanda'dan gelince hep şikayet ettiğimiz hava durumunu burada da yakın olduğu için 3-4 saatlik bir araba uzaklığında yine benzer bir hava bekliyorduk ama şu an yani İstanbul'un sonbaharı gibi güneşle hafif böyle bir içinizde serinletiyor arada ısıtıyor. Bakalım şimdi ana şehri gezeceğiz yani Lüksemburg City'yi.
tarihi de bir şehir. Bazı tarihi bilgiler de öğreniyoruz. Onları da sizle öğrendikçe paylaşırız. I was saying this yellow color is very typical to Luxembourg. And he said most of the city, also the floor, is made of sandstone, and that's why they cannot build really a metro, because if they were to destroy it, then the whole thing would fall apart. Business and first classes every day. Yeah. Still with free meal and free backpack. So it's like the A brand kind of. Do you have also the chiffon? No. No. I just wanted to say, just look at the smell. Wow. Lüksemburg şehrinde iki adet bölüm var. Yüksek şehir ve alçak şehir diye. Yani cidden bulunduğunuz yüksekliğe göre belirleniyor. Çünkü çok fazla tepelerden oluştuğu için yüksekte kalan kesim yüksek şehir, altta kalansa alçak şehir. High City, Low City. Biz şu anda High City'deyiz. Sanırıyoruz. Hava inanılmaz güzel. Evet, gerçekten ve öyle. Ve renkler falan inanılmaz yani. Tam sonbahar başlangıcı, tam böyle dökülmemişti ama renkler evet. Turuncuya kayıyor. Aynen. O yüzden devam. Beliren bisiklet yolları yalnızca Türkiye'de değil. Gidiyor ve bitiyor. Şu anda altın kadın heykelinin oradayız ve yürürken fark ettik ki gerçekten Lüksemburg'da çok fazla kadın kahramanları var. Altın kadında özgürlüğü isim geliyormuş. Where did you say the golden woman went, Antuna? China? Shanghai. Shanghai for the World Expo. Yes. Güzel şeyler söyledik ama az önce Sophie şey diyordu. Hani bu tarz güzel heykellerin nerede olduğuna bakın diye. Otoparkın dibinde. Hemen otoparkın yanında yine çok güzel manzarayı göreceğiz şimdi. We will walk that bridge, right? It's like Central Park, but you add couple of more layers and texture and beauty. Yeah, much more trees, I think. But this chateau is not a bank, right? It's a bank. Really? It's this one. Bu arkamızda gördüğünüz köprü, az önce Pascal'dan tarih dersi aldık. I was saying you gave us a history lesson. 1900 ve 1903 yılları arasında yapılmış ve zamanında yapıldığında en büyük taştan yapılan ark köprüymüş. Doğru çok söyledim. Güzel söyledim. Ama cidden görüntüsü muazzam evet. Yani. Hani böyle bir Central Park izlenim de oluşuyor altındaki park ama onun daha çok katmanlı olanı ve daha böyle ağaçlı renkler falan. Renkler çok güzel çünkü tam sonbaharda da geldiğimiz için bir bayağı ağaçlar güzel. Da çok bol ve sık. Bir orman gibi yani şehrin merkezinde tam. Altına yaya ve bisiklet yolu yapmışlar. 5 sene önce Berkay'la geldiğimizde Berkay görmemişti. Ben 2 sene önce yine Sofi'de kalmaya geldiğimde götürmüştü beni. Bayağı güzel. Onun dışında ama parktan da yürürmüş çünkü park da güzel görünüyor ama emin o kadar aşağı inebilir miyiz? Çünkü rehberlerimiz burada rehberlerimiz ne derse o. Bir de burada hani yakın görünen şeyler birazcık yakın gelmeyebiliyor evet. Yükseklik farkından dolayı. Neyse bakalım şimdi. Rehberlerimiz geldi. Ben yine 2 sene önce geldiğimde tramvay buraya yeni açılmıştı. Tramvay şehirde ve şu Enfo Tram diye koydukları yer de yeni açılmıştı. İşte tramvayla ilgili girip içeri bilgi alabiliyordunuz. İnanılmaz heyecanlı çok heyecan vardı. Yapmış. Evet.
Bir de her şey ücretsiz tabii. Hani onun da evet, verdiği bir ekstra bir heyecan olabilir. Yani bence çok güzel bir şey toplu taşımanın ücretsiz evet, olması. Keşke biraz daha sık olsa, ondan bahsediyordu Sophie. Evet, bugün ondan bahsediyorlardı. Hani tamam, ücretsiz olması çok iyi bir şey ama mesela bazı daha az bilinen köylerde mesela işte 2 saatte bir otobüs gelebiliyormuş vesaire. Kullanamıyorsun yani. Yine de, günlük hayatta çok fazla değil evet mi? Ama mesela şimdi de merkezdeyseniz eğer tramvaya binip sonra da o güzel bir tane asansör var, o da bedava. Ona binip MUDA, Modern Sanat Müzesi'ne gidebilirsiniz. Çok güzel bir müzeydi. Bugün umarım ki biz de zaman yaratıp gidebiliriz. Ama biz gidemezsek siz gidin yani, çok güzeldi. Şimdi dediğimiz o köprünün altındaki yaya kısmına geldik. How many public transports? Go down by the lift, then we take the self-driving electric bus, then we take the funicular and then the tram. And all things are free. Everything is free. Let's get over it. Asansör kapalıymış. This is white wine. Yani böyle bırakıyoruz. Sonra erimesini bekliyoruz. Enjoy the moment of truth. Pepper. 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 That's what put it here. Salt bay. And salt. Like, now we're having it. Tiny bit, yeah, no. Ha ha ha.